Sevgili seyirciler, hepinize merhabalar. İşte iftar programlarında elimizden geldiği kadar Sivas'ın mahallelerini geziyoruz. Arada bir tabii ki mesire alanlarda vatandaşların iftar muhabbetlerini ekranlarınıza taşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Paşabahçe'deydik. Fırsat bulduk. Şimdi de sıcak çelmik kaplıcalarına geldik. Biliyorsunuz Sivas deyince aklınıza kaplıcalar diyarı geliyor. Soğuk çelmimiz var, sıcak çelmimiz var, balıklı kaplıcamız var. Daha ne olsun efendim? Bu kadar güzel bir memlekette yaşıyoruz. İşte bugün biz de sıcak çelmik kaplıcalarında Sivas Belediyesi'nin bünyesinde olan Kaplıcalar Diyarı olarak bilinen ve zengin mineralli sular olan güzel bir termaldeyiz. İşte burada bu güzel efendim alanda vatandaşlar iftar sofralarını şimdiden süslemeye başlamışlar. Biz de efendim bunu fırsat bildik. Dedik ki sıcak çelmikte iftar vakti nasıl yaklaşıyor, iftar vakti nasıl gelişiyor ve sıcak çelmik hakkında da hem biraz bilgiler verelim istedik hem de sıcak çelmiğin efendim o güzel zengin mineralli sularını sizlere gösterelim istedik. O zaman hazırsanız işte iftar programımız başlıyor. Hadi bakalım sıcak çelmiği biraz gezelim. Sevgili seyirciler, sıcak çelmik kaplıcalar diyarında olduğumuzu söylemiştik. Tabii dışarıdan içeriye geldik ve işte sıcak çelmikteki havuzlardan biraz da sizlere görüntüler aktaralım istedik. Burada görüyorsunuz gelen vatandaşlar elbiselerini veya da ayakkabılarını, değerli eşyalarını güzel kilitli bir şekilde dolaplara koyabiliyorlar. Ve işte burada da efendim işte zengin mineralli harika bir suyumuz olan sıcak çelmik kaplıcalarında böyle güzel havuzlarda da vakit geçirebilirsiniz. Tabii biz Ramazan dolayısıyla sizlere diyoruz ki efendim bu görüntüleri paylaşıyoruz ki Ramazan'dan sonra veya da bayram tatilinde hemen kendinize bir vakit ayırın ve Sivas'a sıcak çelmik kaplıcalarına gelerek bu çok önemli sulardan sizler de sağlık yönünde faydalanın istiyoruz. Sevgili seyirciler, işte sıcak çelmik kaplıcalarındayız ve sıcak çelmik kaplıcalarında geldiğiniz zaman gerçekten burada her şey sizin adınıza düşünülmüş. Yani sizler sağlığınıza kavuşmak adına güzel bir tatili sıcak çelmik kaplıcalarında yapabilirsiniz. Burada zengin mineralli ve tabii gerçekten birçok hastalığa iyi gelen sıcak çelmik kaplıcaların sularından mutlaka sizler de faydalanın diyoruz. Ve harika bir efendim manzarası var. İşte buradan sıcak çelmiği en azından sizlere gösterebiliyoruz. Mesire alanları, camisi, işte kamelyalar, görüyorsunuz çocuklar, özellikle çocuklar değil mi? Onlar da gönüllerince güzel bir şekilde burada eğlenip tatil keyfini çıkarabilirler. Biz de Ramazan ayı içerisinde dedik ki efendim sıcak çelmikte acaba iftar nasıl oluyor bir görelim istedik. Birazdan kamelyalara da bakacağız. Oradaki vatandaşlarla da konuşacağız. En azından bu mübarek ayı sizlere Sivas'tan güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Sevgili seyirciler, sıcak çelmik kaplıcalar diyarında ne demiştik efendim? Zengin mineralli sular var burada ve tabii ki birçok hastalığa iyi geliyor demiştik. Özellikle romatizmal hastalıklar yani eklem hastalıklarında gerçekten burada şifayı bulabilirsiniz. Bakın alışveriş merkezi var, kalabilecek birçok yer var, konaklama yerleri ve
Prefabrik evler de mevcut. Oralarda da konaklama şansına sahipsiniz. Siz yeter ki efendim Sivas topraklarına bir adım atın. Bu memlekette size o kadar yardımcı olacak kişi var ki biz sizleri sıcak çermik görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Sevgili seyirciler, işte buradan tabii ki sizlere sıcak çermiğin en azından bir kısmını tabii göstermeye çalışıyoruz. Belki uzak semaları görebiliyor musunuz bilemiyorum ama kameraman arkadaşım şu anda görüntüyü yaklaştırıyor. Görmüş olduğunuz o dağlar, Yıldız Dağı, yani Sivas'ın yeni göz ağrı ve Sivas'ın gerçekten gözde bir yeri. Yıldız Dağı'da sıcak çermik kaplıcalarına çok yakın bir mesafede hem sıcak su keyfini hem de kayak keyfini sizler efendim Sivas'ta yaşayabilirsiniz. Sevgili seyirciler, sıcak çermik kaplıcalarını geziyoruz. İşte iftara biz bugün buradayız. Neden? Sivas'ımızı da tanıtalım. Kaplıcalarımızı da görün istedik. İyi de yaptık ama değil mi? İşte şu anda sıcak çermik kaplıcalarında banyo kısmındayız. Buradaki banyolarda güzel bir şekilde ailenizle veya kendiniz değil mi efendim kalkıp buralara gelebilirsiniz. Ve burada sıcak suyun, o zengin mineralli suyun tabii keyfini çıkarabilirsiniz. Burada duş alma yerleri var. Tuvaleti mevcut ve işte banyolarda efendim rahat bir şekilde birçok hastalığa, özellikle romatizmal hastalıklara iyi gelen 45 derece tabii bu buharlandı suyun tabii ki sıcaklığından dolayı 45 derece bu suların sıcaklığı. Biz de sizlere efendim burada sıcak çermik kaplıcalarını göstermeye devam ediyoruz. Dur bakalım, ben sana yardımcı olayım, en azından temizlemeye çalışalım. Sevgili seyirciler, sıcak çermik kaplıcalar diyarındayız. İftar programında birazdan vatandaşlarla da konuşacağız ama önce çermiğin genel yapısı hakkında sizleri biraz bilgilendirelim istedik. Güzel şekilde banyoları, havuzları sizlerle paylaştık. Ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz yer ise burası da tahliye deposu olarak geçiyor. Yani yerin altından çıkan o zengin mineralli suyun fazlalıkları dışarı atılıyor. Eğer dışarı atılmazsa bayağı bir tehlike oluşturuyor. O yüzden bunun burada faydası bir hayli fazla ve suyun çıkışını görüyorsunuz. Burada diğer taşlar ve yerdeki taşlar zamanla çıkan bu sudan dolayı üzeri kükürtle kaplanıyor. Evet, işte burada sağlığınız için her şey düşünülmüş. Biz de sizleri sıcak çermik kaplıcalarına davet ediyoruz. Sevgili seyirciler, tabii bu kıyafette belki spor zor oluyor ama biz de en azından diyoruz ki efendim burada sağlığınız adına her şey düşünülmüş. Hadi gelin dilerseniz şimdi doğruca piknik yapan vatandaşların iftar hazırlıklarına bir göz atalım. Sevgili seyirciler, tabii vatandaşlara da efendim şimdi mikrofon uzatacağız. Burada iftar vakti artık yaklaşıyor. Sıcak çermik kaplıcalar diyarındayız. Ve vatandaşlar burada güzel bir şekilde kamelyalarda yerlerini almışlar. Mangallar yanıyor efendim. Semaverlerde çaylar demlenmeye başladı. Beyefendi de efendim yanmasın diye patlıcanları ve biberleri çeviriyor efendim. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. İlk öncelikle şöyle söyleyeyim. Müslüman aleminin Ramazan kutlarım. Belediyemizin güzel çalışmasını bu şekilde sunduğu için ayrıca teşekkür ederim. Evet. Açık havada geldik. Pikniğimizi yapıyoruz. İftarımızı açacağız. Allah kabul etsin. Çok şükür. Allah razı olsun. Tabii şimdi önden böyle közlemeler yapılıyor, evet. Patlıcanlar değil mi? Evet. Biberler güzel bir şekilde. Peki mangal yakmak biraz zahmetli oldu mu?
Zahmet oluyor zaten, pikniğin en masraflısı erkekler. Ya bir de yani şöyle bir şey var. Hizmet aslında eden pikniğe böyle dinlenmek adına gideriz ama genelde yoruluruz değil mi? Öyle oluyor gerçekten. Haftanın bir günü izin günde çıkıyoruz geliyoruz. Hani kafamızı dinleyelim, rahatlayalım. Rahatlayalım. İnan daha çok yoruluyoruz. Daha yani. Çok erkekler ama daha çok yoruluyor. Ama değiyor değil mi? Değiyor tabii ki. Biz sizler efendim şimdiden afiyet olsun diyoruz. Teşekkür Allah ederim. Kabul beraber diyoruz. Olsun deriz. Evin herhalde küçük beyi bu da. Evet bizim değil. Sen de adını söyler misin? Eser Rezmaz'ı. Ne söyleyeceksin? Ramazan'la ilgili paylaşmak istediğin var mı herhangi bir şey? Sizin de Ramazan bayramınız kutlu olsun. Peki biz de sana teşekkür ediyoruz. Peki efendim sizlere de kolay gelsin diyoruz. Evet işte vatandaşlarımız, amcamıza da bir merhabalar diyelim. Evinde büyük reisi geldi değil mi efendim? Yoruldum. Torunu gezdirdiniz. Maşallah. Efendim hayırlı Ramazanlar. Neler söyleyeceksiniz 4 Eylül TV izleyenlerimize? Vallahi herkesin hayırlı Ramazanlar diliyorum canım. Hayırlı bayramlar. Sağ olun efendim. Size de iyi görünüyor. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. İşte kamelyalardan yavaş yavaş efendim hem görüntüler alıp hem de vatandaşlardan tabii ki röportajlar alıp biz de iftar programı için burada açık havada Sivas'ta sıcak çevirmek Kaplıcalar diyarında. Söylediğimiz gibi Sivas'ta 20 kilometre uzaklıkta olan bir yer ve özellikle zengin mineralli suları var ki özellikle eklem hastalıklarına biliyorsunuz çok iyi geliyor. Ve burada vatandaşlar tabii hem piknik yapmanın keyfini hem de iftardan sonra burada Kaplıca diyar içerisindeki sulardan faydalanmak için ne yapacaklar? İftardan sonra sularında keyfini çıkaracaklar. Efendim tabii geniş bir aile orada güzel bir şekilde iftar için onlarda da hazırlıklar yavaş yavaş artık yapılmaya başlanmış. Tabii efendim burada evin reisleri çalışıyor değil mi? Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. İlla ki o bizim baş görevimiz. Değil mi? Başka şansı var mı? Ama evde de hanımlar çalışıyor. Yani. Böyle haftada bir biz erkekler dışarıda pikniği yapıp onlara hizmet ediyoruz. Aynen öyle. Adınızı alabilir miyiz? Adım Ekrem. Ekrem Bey hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim size de hayırlı Ramazanlar. Tüm Sivas hayırlı Ramazanlar. Ne güzel. Bütün herkes hayırlı Ramazanlar. Peki neler yapıyoruz efendim? Biberlerle başlamışsınız. Valla biberleri başladık işte sebzemizi yapıyoruz. Hı-hı. Salatı için. Evet. Ondan sonra Allah nasip ederse inşallah Rabbim nasip ederse etimizi yapacağız. Rabbim herkese nasip eylesin, herkese bol bol versin, herkesin sofrasına Halil İbrahim bereketi versin Rabbim. Amin efendim, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Diğer beyefendiye de sağ olun efendim. Efendim hayırlı Ramazanlar sağ diyoruz. Allah razı tabii olsun. Ellerde kararmış kömürleri siz mi attınız? Önce ben de sonra onda. Peki adınızı alabilir miyiz? Abdullah. Abdullah Bey, burada tabii ki güzel bir iftar içerisinde İnşallah. Orucunuzu açacaksınız Amin efendim. Ya. Arada bir böyle değişiklik yapıyor musunuz yoksa çok sık mı yapıyorsunuz? Genelde, havanın genelde. Güzelliğine bağlı. Bugün biraz rüzgarlar aldı değil mi Sivas? Dün daha iyiydi. Dün daha mı iyiydi? Dün de mi buradaydınız? Yok dün yoktu. Dün burada değildiniz. Dün iftardaydım başka bir yerdeydim. Evet. Bugün dedik içermeye kaçalım arkadaşımla beraber tamam dedi. İyi yapmışsınız. İhtiyarlarımızı aldık. Oh aramızda. Ne güzel. Anam merhabalar. Teyzemize de bir uzatalım mikrofonu. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Efendim, Allah'ım daima bu günlere ulaştırsın. Amin. Hayırlı, uğurlu, rızıklı, nasipli, bol ömürlü. Ah ne kadar bol güzel. Bol ibadetli evet. Nasipler eylesin ya Rabbim. Cümlemize. Gençlerimize neler söyleyebilirsiniz? Hani şimdi yeni nesil de gençler bizleri takip ediyorlar. Çok güzel şimdiki devir. Rahatlık var Rahatlık değil mi? Rahatlık var tabii. Yani çok sizin güzel. Dönemizde bayağı evet, zorluklar vardı. Tabii imkan mı var? Ama şimdi her şey artık çeşmelerden sıcak sular akıyor. Evet. Evlerde kombiler var. Evler rahat. Evet. Hı? Çok rahat şimdi evler. Evet. Ama eksik içirmeyin tadı yok şimdi. Yok mu diyorsun? Yok. Neden peki? Yani hani neden? Çadırlarımız vardı. Çadırlar çadır evlerde çürüyor. Çadır kültürü diyorsunuz. Evet. Çadırlar ne güzeldi kuruyorduk ya. Siz o günleri biliyorsunuz ya. Değil mi? Yine çadır kurardınız. Evet. Ama ta ilk devirler şuralarda tahtadan banyolarımız neler vardı biz onları biliyoruz. Ama şimdi daha modern, şimdi daha güzel, güzel şekilde oldu. Daha güzel belki oldu. Belki çadırda olabilir miydi diye düşünüyoruz. Onu çadırda da olsaydı bilir yani diyelim. Çadır sefası daha başka oluyor. O da bizim böyle o başka oluyor. O tat daha başka oluyor. Evet. Peki en son ne zaman çadır kurdunuz hatırlıyor musunuz? En son... Yani yıl olarak? Yıl olarak Osman Seçilmiş'in zamanında. O zaman da 90'lara gidiyoruz herhalde. Yani, 93'te. Onlar kapattı zaten. Onlar kapadılar. Esas, aslında çadırlar buranın neşesi. Evet çadırlar buranın neşesi. Ha şimdi 60 lira 80 lira bir de misafir gelse ona da vereceğim aynı parayı. O zaman şöyle diyelim. Sivas Belediye Başkanı Sayın Sami Bey'den şunu rica edelim. Heh. Buralarda vatandaşlara özel indirimler, kampanyalar yapsınlar. Herkes faydalansın. Kampanyalar herkes de var. Var mı? Var. Var. Herkes o zaman var. Sorun yok. Herkesin ya var. Amca. Gelsinler amcam şimdi. Amcam biraz herhalde diyor ki biraz bütçeyi fazla. Bütçeyi fazla götürüyor. Hakkı efendi geldi. Ama çadırı seviyordunuz ha, şimdi 80'e çıkarmışlar. Olsun efendim ama yine de. Olsun. Onların da tabii ki ihtiyaçları. Benim bir sürü torunum tosunum var. Onlar da geldiydi hepsine 80. Peki o zaman. Ne oldu? Amcamıza özel bir o zaman böyle bir kampanya istiyor. Çadırlara yok. Çadırlara müsaade değil mi? Emekliyim. Nereden emekliyiz?
piyasadan. Yani SSK, Bağkur, esnaflık. Evet. Ticareti bildiği belli yani. O yüzden evet. Diyorum bak pazarlık hemen başladı. Şey, efendim hayırlı Ramazanlarınız olsun. Olsun. Çok teşekkür size ediyorum. De, biz de peki, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bu arada gösterebilirsek eğer Harun bak patlıcanlar şu anda güzel bir şekilde soyuldu. Ve işte tabii önce ateşte orada kızarttılar. Sağ olun efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. Herkese kolay gelsin diyoruz. Dördeyli TV'de çok teşekkür ederiz. Peki çok efendim. Beğeniyorum. Allah razı olsun. Çok beğeniyorum. Her şeyini. Ben biz de ben yan kameradayız inşallah. Buyurun iftara da buyurun. İftara tamam. Da buyurun. Çok teşekkür yavrum, ederiz. Buyurun. Allah razı olsun. Hepinize olsun. Afiyet Allah olsun diyoruz. Olsun. Teşekkür ediyoruz. Yani. Tamam efendim. Olsun hiç sorun değil. Evet. Sağ olun teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz işte burada ne kadar işler, ne kadar candan. Vatandaşlar geçmiş günleri de aslında özlüyorlar. Tabii onlar çadır sefalarını da istiyoruz diyorlar. Görüyorsunuz işte piknik alanlarında vatandaşlar güzel bir şekilde bakın hamaklar da kurulmuş. Biz de onları da gösterebilir miyiz? Bak orada küçük bir kızımız hamakta sallanmanın keyfini yaşıyor. Sevgili seyirciler iftar vakti yaklaşıyor. Mangallarda kömürler artık iyiden iyiye alevleniyor değil mi? Ve köz evet, oluyor. Evet. Adınızı alabilir miyiz? Muhammed Yakup. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Muhammed Ramazanlar. Bey. Buradan izleyenlerimize neler söyleyeceksiniz? Bir iftar programında bizimlesin ve sizler de burada bir iftar açacaksınız. Vallahi abi hayırlı iftarlar olsun. Hı hı. Bol bereketli Ramazanlar diliyorum herkese. Gördük bir hayli zorlanıyorsun böyle. Devamlı yeniliyorsun ama... Biraz anda... odun kömürü biraz kalındı. Biraz alev alması zor oldu. Evet. Tabii biz erkekler bu mangal konusunda biraz beceriksiziz değil mi? Genelde. Genelde yani bunu yani. İtiraf etmek lazım. Evet. Ama sonunda başarıyoruz. Az kaldı evet. Az kaldı. Peki biz seni mangalla baş başa bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Afiyet abi. Olsun şimdiden. Arkada da gösterelim olsun. Hemen Harun. Görüyorsunuz işte efendim çay demlenmesi için. Tabii burada semaver yakılmaya başlamış. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Valla hanımlar oturuyor. Ama beyler çalışıyor. Piknikte böyle bir durum var değil mi? Yani bilmiyorum. Orta Anadolu'da herhalde. Böyle değil mi? Ha, bir de piknikten sonra biz erkekler savaştan çıkmış gibi yorgun oluyoruz. Ondan sonra hanımlar eş düşüyor zaten. Evet. Öylece bırakıyor. Bir hafta kendimize gelemiyoruz. Sonra bir piknik sefası daha yapıyoruz. Efendim kolay yani, gelsin diyoruz sağ size. Olun, hayırlı Ramazanlar. Allah kabul etsin Ramazanlar. Efendim. Amin. Evet işte burası Sıcak Çermik Kaplıcaları. Sıcak Çermik'te vatandaşlarımızla biz güzel bir şekilde sohbetler, muhabbetler yapıyoruz. Tabii elimizden geldiği kadar ekranlarda birçok kişiye mikrofon uzatırken tabii tanıdık simalar da oluyor. Efendim kolay gelsin diyoruz. Merhabalar. Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Bizi çekmeseniz olmaz. Niye olmasın yani? Ne güzel böyle. Buraya efendim sendika olarak geldiniz değil mi? Evet. Evet arkadaşlara evet. Geldik. Evet. Peki neler diyeceksiniz izleyenlerimize en azından? Ramazan'la ilgili mesajlarınızı söyleyelim, iletelim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz buradan. Evet. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Fırsat buldukça siz de açık havada. Yok ilk defa böyle i̇lk bir defa arkadaşlarla evet bir güzel, değişiklik güzel. Olsun anlamında. O da bize denk geldiniz ama. Evet, evet. Peki evet. Efendim çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Allah kabul etsin kolay diyoruz. Olsun. Saygılar diyoruz efendim. İşte biz de efendim burada ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde gezip hemen mangaldaki efendim beyefendinin yanına da şöyle bir yaklaşalım. Tabii Sivas'ta kasaplara hazır bir şekilde böyle hazırlatmışsınız. Evet hocam hazırlattım. Yoksa bunları burada böyle incince kesmek olmaz. Zor değil mi? Evet evet. Evet adınızı alabilir miyiz? Erol Örük. Erol Bey hayırlı Ramazanlar efendim. Sağ olsun efendim. Hocam. Valla maşallahınız var. Yani bu iş bana hep meşakkatli gelir biliyor evet. Musunuz? Ama siz maşallah gülerek efendim burada mangal yapıyor Erol evet, Bey. Evet hocam. Efendim izleyenlerimize neler diyeceksiniz? Var mı ekleyeceğimiz hayırlı söyleyeceğim? Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Peki efendim saygılar diyoruz size. Afiyet olsun diyoruz. Sağ olun dedik efendim. İşte. Kamelyalarda vatandaşlar efendim hazırlıklarını artık iftara vakit yaklaştığı için burada hazırlıklar had safhada. Biz de bu anları sizlerle paylaşalım istedik. Burada tabii vatandaşlar güzel bir şekilde iftar yapmanın keyfini yaşayacaklar.
Sevgili seyirciler, işte görmüş olduğunuz gibi sıcak çelmik kaplıcalarında iftara vakit yaklaşınca vatandaşlar da efendim artık mangallardan dumanlar iyiden iyiye çıkmaya başladı. Efendim Allah kabul etsin. Sağ olun, hayırlı teşekkürler. Ramazanlar. Sağ olun, teşekkürler. Adınızı alabilir miyiz efendim? Fuat Kömürlüoğlu. Fuat Bey maşallah, yani öyle bir mangal yakmışsınız ki vallahi herkesi duman içinde bırakmışsınız yani. Biraz meşakkatli bu işler. Yağlı olunca öyle oluyor. Yağlı olunca değil mi? Evet, evet. Peki efendim nasıl geçiyor Ramazan? İyi, Allah'a şükürler olsun. Fırsat buldukça işte geliyoruz buralarda. Pikniğimize. Zaten başka neremiz var? Bir paşa fabrikası. Evet. Burası. Yetiyor yani. Yetiyor değil mi? Tabii daha tabii farklı yerlerde olsa iyi olur vatandaşlar için. Tabii. Bunlar bir ihtiyaç ama yine değil mi? Yok, şimdi olmayan yerler de var. Tabii de öyle bir durumlar var. Onları da düşünmek lazım evet şimdi. Efendim dumandan bizi görebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Yani yangında değiliz. Mangal alanındayız. Sıcak çelmik kaplıcalarındayız. Efendim Allah kabul etsin. Sağ olun. Tekrardan. Buyurun beraber olsun. Bir de teyzelerimize mikrofonu uzatalım. Tabii, tabii, tabii görürlerse. Buyurun. Siz hiç rahatsız olmayın. Efendim hayırlı Ramazanlarınız olsun. Burada hiç rahatsız olmayın efendim. Analarımız da var burada. Onlar da açık havanın keyfini çıkarıyorlar. Efendim eski Ramazanlara dönsek acaba? Biraz böyle o mahalle komşularının sıkılık olduğu dönemler. Neler söylersiniz? Ne söyleyeyim? O zamanlar bir bambaşkaydı. Ya. Şimdi yaşlandı bu oğlum. Evet. Ömür gidiyor o zaman tabii. Çok güzel. Her hali güzel evet değil mi? Evet. Allah kabul etsin efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Siz neler diyeceksiniz efendim? Valla eski de iyiydi, şimdi de iyi. Şimdi de çok memnunuz, çok iyiyiz. Evet. Her şeyden, bütün ortamlardan memnunuz. Bir şikayetimiz yok, Allah'a şükür. Amin. Allah'a Allah şükür. Önemli olan sağlığımızın olması. Allah'a şükür, mi? Çok şükür. Sağlığımız da yerinde, çok evet şükür. Peki Sivas hangi mahallede büyüdünüz veya çocukluk yıllarınız nerede geçti? Çocukluk yıllarım Çayır Ağzı'nda geçti. Evet. Kömürlüoğulları, zaten biz Kömürlüoğullarındanız. Evet. Bize Kömürlüoğulları derler. Kömürlüoğlu sokak. Biz evet Kömürlüoğlu sülalesinde. Maşallah. Bize yani evet sizin soyadınızı taşıyan bir sokak var değil bir mi? Tabii. Evet. Onu dedeniz mi kim acaba o dönemlerde yapmış? O artık dedemiz o zaman oraların muhtarıymış, şeymiş. O zaman Kömürlüoğlu sokağı diye koymuşlar oranın ne adını. Ne güzel. Hala devam ediyor değil mi? Sokağın adı aynı. Şimdi herhalde Kızılırmak olarak geçiyor. Kızılırmak olarak geçiyor. Evet, Kızılırmak olarak. Peki. Efendim bunu da duyurmuş olduk en azından. Siz evet de Çayır Ağzı'nın köklerinden birisiniz. Efendim kolay gelsin diyoruz. Salatalar yapılmış. Biraz yemeklerden bahsedelim efendim. Nedir oradaki? Patlıcan salatası. Patlıcan salatası. Patlıcan salatası. Evet. Evet. Domates var üzerinde. Evet, biber, domates. Peki dur. Geliniz mi efendim? Kızınız evet, mı? Evet, gelinim. Gelin hanım, hemen mikrofonu uzatalım. Efendim anlatır mısınız izleyenlerimize? Patlıcan közledik. Hı-hı. Domates, biber. Evet. Onları salata yaptık. Harika. Sarımsak. Önce mangalda közledik ama değil mi? Evet, evet evet. Soyduk. Hı-hı. Doğradık, salatasını yaptık. Peki. Afiyet olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Beraber olsun. Teşekkür ederiz efendim. Kolay gelsin sizlere de. Efendim çok beraber teşekkür olsun, ettik. Buyurun. İnşallah efendim. Biz de buralardayız. Yine olur, görüşeceğiz. Hamak sizin herhalde değil mi? Şöyle bir uzanalım o zaman hamağa. Bakalım efendim. Hamak keyfi de yapmış olalım tabii. İzleyenlerimizi imrendirelim ki onlar da efendim buralarda tabii açık havada iftar yapmanın keyfini yaşasınlar diyoruz. İşte ağaçlar efendim, iki ağaç arasına böyle kurulan hamaklar da burada güzel bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Biz de efendim biraz hamak keyfi yaparken sizler tabii ki bu güzel kaplıcanın, sıcak çelmik kaplıcalarının manzaralarını izleyin diyoruz. Sevgili seyirciler, vatandaşlarla konuşmaya devam edeceğiz. Efendim hava o kadar güzel ki efendim, serin bir Sivas akşamında sıcak çelmik kaplıcalar diyarındayız. Türkiye'nin en zengin minerallerine sahip olan su diyarındayız. Özellikle eklem hastalıkları, romatizman hastalıklar, hepsine efendim şifa dağıtan bu sulardan sizler de faydalanın diyoruz ve vatandaşların daha güzel bir şekilde piknik yapabilmeleri için burada yeni yeni mesire alanları da oluşturulmuş. Çok yakın zamanda bu benim bulunduğum yerde
kamelyalar da tabii ki gelip yerlerini alacaklar. Sevgili seyirciler, sıcak çevirip kaplıcalar diyarını geziyoruz. Burada iftar programımızı yapıyoruz. Vatandaşlarla konuştuk, yine konuşacağız tabii efendim. Bakalım dedik, neler değişiyor, neler gelişiyor sıcak çevirip kaplıcalar diyarında. Belki şu anda görmüş olduğu, arkamda görmüş olduğunuz arazide önceden eski bir tabii bina vardı. Artık o bina miadını doldurduğu için efendim şu anda burası dümdüz bir alan, yıkıldı. Yerine çok güzel, kapsamlı, harika bir proje tabii yapacaklar ve burada da gelen konuklar burada bina yapıldığı anda ağırlanacak. Yani oksijenin bol, suların güzel, şifanın harika bir şekilde bulunabileceği bir yer sıcak çevirmek kaplıcaları. Sevgili seyirciler, işte benim. Balık mı tutuyoruz? He kardeş, patlıcan balığı. Patlıcan balığı, harika. Tabii bunları bu közden alıyoruz değil mi? Tabii, fazla tabii, yanmasın diye. Tabii canım. Sonra burada güzel bir şekilde soyuyorlar. Tabii. Efendim adınızı alabilir miyiz? Necmi. Kasap Necmi derler. Kasap Necmi derler. Evet. Tam yerine gelmişiz o zaman. O ne demek? Mangal tabii deyince kasap geliyor akla değil mi? Tabii canım. Efendim peki iyi bir eti nasıl böyle hani kıvamına getirebiliriz veya da hazırlayabiliriz? Şimdi etine göre. Evet. Sert et var. Hı-hı. Mesela koyun olur, sert olur. Kuzu hı-hı olur, yumuşak olur. Koyun eti sert, kuzu eti yumuşak. Yumuşak olur. Tamam. Tabii, haliyle. Evet. Şimdi sığır da, genci var, kocası var. Evet. Genci olursa daha düz pişer. Evet. Ama kart oldurmaydı daha geç olur. Tabii. Yani ama artık hep böyle kasaplar artık marketlerin içine yayıldı tabii, değil mi? Tabii. Bu kadar çok detaylı söyleyemiyor vatandaş. Tabii canım. Yani şeyler, marketler de böldü, kasapçılığı. Eski kasaplar kalmadı yani. Kalmadı değil mi efendim? Kalmadı. Peki Ramazan nasıl geçiyor? Çok şükür, elhamdülillah. Açık havada bugün iftar yapacaksınız. Çok güzel, he. Buyurun beraber olsun. İnşallah efendim, kardeş. İnşallah. Tabii, memnuniyetle tabii, efendim. Tabii. Allah razı olsun. Tabii canımın için, biz de tabii de ki konuşalım, sohbet edelim istedik. Tabii, tabii, tabii. Buradan izleyenlerimize, bizleri başımız takip eden tüm canım dünyaya, Türkiye'ye efendim söyleyeceğiniz var mı, mesajınız varsa iletelim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar olsun. Amin efendim. Cemil cümlesi, isterim ki herkes burada olsun. Bu alemi tatsın, yatsın. Ne güzel. Ne buyursun güzel, gelsin vallahi, değil buyursun mi? Buyursun gelsin, ne ki demek. Ki bizim burası kaplıcalar diyarı. Tabii, tabii, tabii. Peki, sıcak çevirmek. Peki gençlik yıllarınıza da gelir miydi? Tabii tabii. Burada büyüdük zaten. Burada büyüdünüz. Burada büyüdük. Çadırlar vardı o eski yıllarda. Sazdık buralar, hep saz burada. Şimdi 50 sefer değişti. Evet. Şuralarda acımaz. En fazla bizim çadır yerimiz şuraydı. Hı hı. O bölgedeydi evet. Yani şu bölgede. Hı hı. Mesela aşağısı sazlıktı. Hep bataklık askeriye vardı. Evet. Bir tane askeriye vardı. Ta karakol orduydu. Bataklığın o bir tarafındaydı. Ama şimdi? Şimdi maşallah her şey yerinde. Daha güzel daha oldu. Güzel, daha güzel. Şahane. Modernleşti her şey. Peki efendim, ama yine açık havada da gelsinler burada. Bu tabii, güzel tabii, mutluluğu yaşasınlar. Yaşasınlar. Efendim kolaylıklar Allah diliyoruz sizlere. Olsun, saygılar diliyoruz efendim. Beraber olsun. Beraber. İnşallah. Siz de efendim bir şeyler söyleyin. Ben şu anda hiçbir şey söylemeyeceğim. Efendim, hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın efendim. Teşekkür evet ediyoruz. Ne kadar güzel evet, işte görüyorsunuz. Abilerimizle, beyefendilerle konuştuk. Devam edelim o zaman. Seyirciler, işte sıcak çevirmek kaplıcalar diyarındayız. Tabii burada efendim büyüklerle beraber çocuklar da aileleriyle geldiler. Top oynuyorlar. Birazdan da ezan okunduğu zaman oruçlar açılacak. Senin adını alabilir miyiz? Talha. Talha. Siz de çocuklar böyle geçin bakalım arkama. Gelin bakalım. Talha kaç yaşındasın? 12. 12. Ramazan nasıl gidiyor? Hiç oruç tuttuk mu bu Ramazan? Tuttum. Kaç tane? Hepsini. Maşallah. Efendim bak işte görüyorsunuz hepsini tutmuş. İzleyenlerimize ne söyleyeceksin? Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Sen adını söyle bakalım. Benim adım Mert. Mert. Evet Mert. Sen neler diyeceksin? İşte hayırlı Ramazanlar olsun. Peki bu topu hepinize en fazla kim sektirebilir? Kaça kadar sayabiliyorsunuz sen? Dizinizde veya bilmiyoruz ayağınıza. Yapabiliyor musunuz onu? Ben çok kötü oynuyorum. Çok mu kötü oynuyorsun? İyi futbol kim ben oynuyor? Aslında. Gel bakalım. Abi ben evet kaleciyim. Kaleci misin? Sen adını söyle.
Benim adım Nadi Şefikli. Nadi Şefikli. Nadi kaç yaşındasın sen ya? İki. İki mi üç mü? Karar ver. İki. İki. İyi söyle söyle ya şimdi. İki peki. Hiç şarkı biliyor musun sen? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Çocuk şarkıları mesela mini mini bir kuş konmuştu. Biliyor musun bunu? Hiçbirini bilmiyorum. Mini kurban vardı. Tek cami şarkısını biliyor. Nedir o? Bize öğretir misin o şarkıyı? Yani ezanı diyor. Ezan okunmasını söylüyorsun. Seni. Akşam. Peki. Sen de gel bakalım. Bak burada da bir küçük kardeşimiz var. Bu da peki ses söyle konuşabiliyor musun? Evet, o da böyle diyor arada sırada. Şarkı biliyor muyuz? Siz onu söyleyin bakalım bana. Ben biliyorum da utanıyorum abi. Hangi gel bakalım adı ne? Hangi şarkıyı biliyorsun? Haydi söyle bakalım. Abi söylemesin bunu. Söyleme peki. Ya bu çocuklar çok fena ya. Abi ben seni tanıyorum. Ben nereden tanıyorsun beni? Böyle Ramazan'da evlere falan gidiyorsun. Evet. Ramazan yemekleri falan. Vay be. İzliyorsun yani evet, bizi. Evet abi. Takip ediyorsun o zaman. Mahalle muhtarlarıyla beraber de bir güzel program yapıyoruz. Şey bir kez. Konuşacağım ben bir daha konuşacağım. Çok yerde izledin beni. Peki. Evet. O zaman gelecekteki mesleklerden biraz bahsedelim mi? Hangi evet. meslek grubu senin tercihin olacak? Ya doktor ya da futbolcu. Ya doktor ya futbolcu. Peki sen? Futbolcu. Futbolcu. Sen ne olmak istiyorsun? Ben kaleci. Kaleci olmak istiyormuş. Harika. Biz efendim bu çocuklara teşekkür ediyoruz. Hep beraber el sallayalım. Sevgili seyirciler, sıcak çevirmek kaplıcalar diyarındayız. Tabi burada efendim çocuklar da gönüllerince eğleniyorlar. Biz de iftar sofraları nasıl hazırlanıyor diye şöyle bir kamelyaları gezdik, gezmeye de devam ediyoruz. Ezan okunmasına da artık zaman iyice yaklaştı. Çocuklar da burada gönüllerince eğleniyorlar. Nasıl burada vakit geçirmek? Çok iyi. Böyle biraz üşümüş gibi bir halin var. Kalın kalın giyinmişsin. Evet. Rüzgardan korunuyorsun değil mi? Soğuktan. Evet. Peki burada tat taravella. Sen mi ağırsın, arkadaş mı ağır? Ben ağırım. Sen ağırsın değil mi? O hafif o zaman ha? Evet. Peki hadi bakalım siz biraz eğlenin o zaman, tamam mı? Biz de efendim gezmeye devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, artık iftara çok az bir zaman kaldı. Vatandaşlar da burada iftar yapmanın keyfini yaşayacaklar. Efendim tanışabilir miyiz? Adınızı alalım, izleyenlerimize tanıtalım sizi. Ben İsmail Karabağ. Evet, İsmail Bey biz tanıyoruz ama ben hani lafın gelişi hep öyle evet. tanıtıyoruz değil mi efendim? Evet. Buyurun İsmail Bey. Bugün ailemle beraber bir hava alalım diye evet. çevirmeye geldik. Eskileri yad etmek için. Eskileri. Evet. Eskilerden ne güzel cümbüşler çalınır, sazlar çalınır ben değil mi efendim? Burada çok güzel programlar yaptığımı Aynen. bilirim müzisyen olarak. Zamanımızda eskiden burada güzel çadırlar kurulurdu. 3 ay kalırdık burada bir çadırlarda. Evet. O zamanlar dostluk daha güzeldi tabii Sivas'ın ki. Sivas'ın denizi de burasıydı değil mi efendim? Tabii ki, evet. tabii ki. Zaten burada yüzmeyi burada öğrendik biz. Evet. Önce eski banyolar vardı. O zamanlarda da eski nostalji daha değil mi? Güzeldi evet. Evet. Şimdi yenilendi. Yenilendi. Evet. Şimdi daha güzel oldu. Tabii şu anki hali de çok güzel. Evet. Dostluklar her zaman beraber. Ne güzel. Abimle, işte arkadaşlarımla beraber abi, geldik. Peki müzisyeniz şimdi bir şeyler mırıldanalım seninle beraber ya. Böyle bir Sivas hasreti çekenler vardır bizi, dışarıda izleyenler var. Onlar şimdi diyorlardır ki Hakan müzisyen buldun, bir söylet diyorlardır mutlaka. Ya şimdi tabii ki Hakan Bey sen bizim hani, enstrüman yanında yok ama. Enstrüman olmadığımı da bunun tadı yani. Olmaz. Olur efendim. Biz sana söyle. Bir sözümüz var. Bir çıplak sesle söyleyelim ya. Hani böyle en azından bir mırıldanalım. Ne dersiniz? Ben de eşlik edineceğim. Hatta abiniz de eşlik eder, beyefendi de eşlik eder. Bak o da müzisyen, yaklaşalım o efendim. O işlerden bu uğraşıyor galiba. İsmail Bey mi uğraşıyor efendim? İsmail uğraşıyor. Peki abi. Bak o zaman herkes senden evet. bekliyor o zaman. Ne yapalım? Ne söyleyeyim? Hangi? Kemancısı burada. Evet. Ah burada. Enstrümanlar olsa değil mi? Peki Sivas türkülerinden mi söylesiniz yoksa sizin aklınızda olan bir türküyü paylaşalım? Vallahi siz nasıl istiyorsanız onu söyleyin. Benim hiç fark etmez. Ben sizi sadece söylemenizi rica ediyorum. Türkü konusunu size bırakıyorum. Evet. Evet. Sivas türküsünü şöyle bir kıta yapalım. Peki. Memnuniyetle efendim. Çıkalım kaleye bir akşam üstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni.
yar ben de seni. Yeter mi canım? Ne güzel efendim valla. Yüreğine sağlık İsmail abi. Allah razı olsun. Tabii biz de bugün efendim sıcak çevirip kaplıcalarını seyrediyoruz değil mi buradaki vatandaşlar? İnşallah programdan sonra senden daha havlu sefa süreceğiz. Bu arada Ahmet Ayı'ya da teşekkür ederim efendim. Ahmet abinin yeleğini giyiyorum, onu da söyleyeyim. Bu yeleği Ahmet abiden aldım. Ramazan evet, o bizim boyu. Bu fasıl yetinin yeleği. Evet, aynen sıra öyle. Sıra sağ olsun. Dedi ki böyle bir projemiz var, o dedi ki Hakan feda olsun sana dedi. Ne çok deme, da yakıştı, hatta Ramazan'dan sonra da götürmesem olur herhalde. Tabii bu artık sana artık yakışır. Artık bana yakıştı değil tabii mi efendim? Ya, Ahmet abi sana yakışır. Vallahi bak artık biz bu yeleği sahiplendik efendim. Ahmet Ayıktay değerli aynen bir abimiz. Evet, ona da evet sevgiler gönderiyoruz. Aynen. Sizlerle de efendim hemen küçük küçük konuşalım. İzleyenlerimize Ramazan'la ilgili neler söyleyeceksiniz? Gördüğün gibi işte aynı tas aynı darak. Ailecek. Ailecek geliyoruz. Biz işte... Biraz sonra iftarı yaptıktan sonra havuzlar, banyolar. Havuza gireceğiz. Oo, var mı efendim eklemlerde rahatsızlık? Yok yok, herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Peki siz de ne diyeceksiniz? Biz de bir hafta çalıştık. Haftanın evet yorgunluğunu atmak için iftara geldik buraya. Evet. Tabii her geldiğimizde çocukluk günlerimiz aklımıza geliyor. Buralarda çadırlarımız falan olurdu. İsmail Bey'in dediği bahsetti, gibi. Evet. Aylarca burada kaldığımız... şeyler oldu, günler oldu. Hı hı. Tabii biraz buruk oluyor. Yani hı hı geçmişi de hatırlıyoruz ama güzel bir sevinç. Evet. Güzel. Yok yani yok. Olmasa da biz tatlı olalım. Şey, evet. Her şey tatlı olsun. Belki de eski tadı var ama hani biz yaşlandığımız için ya, o belki o tatlar alamıyoruz. Evet, tabii öyle efendim. Yoksa ama her şeye rağmen güzel yine de. Ne güzel. Peki hayırlı efendim. Ramazanlar. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah'ın muhabbeti zaten sizin. Allah kabul etsin. Diyoruz İsmail abi, var mı ekleyeceğim bir şey? Canım tekrar size hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ ol efendim. İnşallah Ramazan'dan sonra saatin size sözümüz yapacağız var. Yapacağız efendim. Bağlar güzel bir programımız olacak. Cümbüşü, darbukayı bir araya getirelim. Sazı, sözü. Muhabbetin belini kıralım. İnşallah. Peki efendim, bunu İnşallah da buradan duyurduk. Ahmet abi de olacak. Tabii olacak. Davul, zurna. Kambersiz düğün olur mu? Evet. Ahmet abi şimdi izliyoruz efendim. Selamlar diyoruz ona da. Hadi selamlar. Saygılar efendim. Hadi saygılar. Hayırlı akşamlar. Saygılar efendim. Evet, vatandaşlarımız efendim tabii iftar hazırlıkları burada devam ediyor. Tabii beyefendiye de bir merhaba diyelim. Merhabalar. Elinde maşa, önde mangal efendim artık. Bitirdik abi. Ezan okumasına da az bir zaman kaldı. Olsun evet, neler tamam diyeceksiniz? Bir iftar içinde buradasınız. Vallahi öncelikle tabii ailemiz de buradayız. Evet, en güzel efendim aileyi de gösterelim bakın maşallah efendim. Aynen. Onlarla da konuşacağız tabii. Adınızı alalım önce. İsmim Furkan Sevimlügür. Furkan Bey. Evet. Fırsat buldukça bu gibi tabii, tabii açık havada piknik yapıyoruz. Piknik yapılıyor zaten ve iftarda. Zaten kışımız çok geçtiği için değil mi? Yazımızda zaten yakalayınca tadını... bir süre abi aynen. Evet ne güzel. Burada hazırlıklar tamam olmuş. Hazırlıklar tamam. Domatesler güzel bir şekilde közlenmiş. Gösterebilir miyiz? Sivas köftemiz değil mi işte? Meşhur Sivas köftemiz. Şimdi bizi özellikle gurbetli izleyenler imreniyorlar. Evet, beni abi çoğu arıyor diyor ki kardeşim sen diyor bize düşmanlık ediyorsun diyor. Diyorum kalkın gelin diyorum ben de. Yani en azından bu görüntülerle birçok kişi buraya çekmeye çalışıyor. Tabii ki zaten Sivas köftesinin meşhur olduğu herkes artık biliyor. Tescillendi abi değil herkes mi biliyor. Yani tabii biz de Sivaslı olarak bunu daha çok yani reklam olarak da aynen bunu kullanmamız gerekiyor lazım değil mi? Aynen abi. Şöyle bir aile işrafına da efendim yaklaşalım. Furkan senden ayrılıyoruz. Teyzelerimize bir merhaba diyelim efendim. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Sağ olun, teşekkürler. Neler yaptınız biraz bahsedebilir miyiz? Vallahi ben bugün bir şey yapmadım. Aman davet Allah'ım geldim. Ben davetli. Vay vay vay. Annemle gelinim yapmış sağ olsun. Ah ne kadar güzel. Ana yüreği işte değil mi efendim? Evet. Tabii. Peki izleyenlerimize var mı ekleyeceğimiz bir şey? Vallahi bütün Sivas halkının Ramazan'ını kutluyorum. Peki efendim. Teşekkür hayırlı ediyoruz. Hayırlı iftarlar diyorum. Anamıza o zaman mikrofonu uzatalım. Madem efendim o tabii burada kızını ve tabii çocukları, torunları ağırladılar. Efendim soğanlar söğüş halinde doğranmış. Nedir bu çorba olarak? Ayran çorbası. Ayran çorbası. Ayran çorbası. Ayran çorbası. Gerçekten gittiğimiz her yerde karşımıza çıkıyor bu çorba. Çünkü tabii Sivas'ın Ramazan'da meşhur çorbası. Tabii Ramazan'da tabii iyi olur, ferahlatıyor. Ferahlatıyor. Serin bir şekilde. Vallahi biz izleyenler beni dövecek herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü böyle gösteriyoruz diyor ki kardeşim yani sen diyor gösteriyorsun kalkıp hanıma yap diyoruz diyorlar bazen. Olsun. Yapsınlar tabii, değil mi efendim? Tabii tabii. Peki izleyenlerimize var mı söyleyeceğiniz? Cümlesini hayırlı Ramazanlar olsun. Amin. Hayırlı bayramlar olsun. Sağ olun efendim. Devacılık ne yapalım? Ne güzel canım, değil mi? Tabii. Bakın işte bu da Sivas'ımızın somun ekmeği. Onu da sizlerle paylaşalım. İşte böyle yani ne kadar güzel efendim. Doğal, hoş bir şekilde burada iftar sofraları hazırlanıyor, süsleniyor. Ve tansiyona ne iyi geliyor derseniz işte sarımsak efendim. Her derde deva diyebiliriz. Burada sarımsaklar da
güzel bir şekilde közlenmiş vaziyette. Bence sarımsak yemeği ihmal etmeyiniz. Çünkü sarımsak birçok derde deva. Buradaki tabii kaplıcalar da her derde deva. Siz hemen bir şeyler söyleyin. Biz de anneannemin davetine geldik. Bütün Sivas halkının ve bütün Müslümanların buradan Ramazanlarını kutluyorum. Allah kabul etsin. Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim sizlere de afiyet olsun diyoruz. Hayırlı Ramazan'a. Beraber yapalım. Geleceğiz inşallah. Gezelim biraz programımızı. Evet. Şöyle bir tabii dolduralım istiyoruz. Evet. Kolay gelsin dedik efendim. Ve biz de işte burada harika bir şekilde iftar sofralarındaki muhabbetleri, iftar sofrasındaki hazırlıkları elimizden geldiği kadar 4 Eylül TV ekranlarında sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Belki ben konuşurken dumanlar da önünüzden geçiyor, görebiliyorsunuz. Çünkü her tarafta mangallar efendim yanmış. Artık hazırlıklar son aşamaya gelmiş ve biz de efendim o hazırlık aşamalarını şöyle bir sizlerle baş başa bırakalım. Sevgili seyirciler, yani gerçekten hani ben kendi adıma söyleyeyim, yakmasını ben de fazla burada beceremiyorum ama teyze de bir hayli böyle uğraşıyor. Deminden beri baktık efendim. Yapamıyorum ki ben bunu, nasıl şey. Ama yanmış en azından, işte su kaynamamızda. İşte yeni yanmıyor. Yeni başladık. Oldu değil mi? Adınızı alabilir miyiz efendim? Efendim? Adınızı alabilir miyiz? Gökçen Tunca boyu. Efendim Gökçen Hanım, hayırlı Ramazanlarınız sağ olsun. Sağ ol, sizin de Allah hayırlı Ramazanlarınız olsun. İzleyenlerimize neler söyleyeceksiniz Ramazan'la ilgili? Bu mübarek aydayız, bereket ayındayız. Allah herkese sağlık, mutluluk getirsin. Ne bileyim ben, amin ne efendim diyeyim. Evet. Peki kaplıcalardan faydalanıyor musunuz? Çok Sivas'ta faydalanıyoruz. Her hafta neredeyse geliyoruz ne buraya. Ne güzel değil mi efendim? Böyle çok eklem güzel, hastalıkları çok, veya çok, vücuttaki herhangi bir kırgınlık varsa bu evet, şifalı sularda. Ayaklarımıza, dizlerimize çok iyi geliyor. O zaman herkesi yaşlan davet ediyoruz değil evet mi? Herkes gelsin, herkes menfaatlansın buradan. Amin. Söyledik evet efendim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz de efendim evin beyefendiye doğru yaklaşalım. Siz herhalde biraz kendinizi sağlam almışsınız. Dışarı biraz rüzgarlı. Evet. Peki efendim. Allah kabul etsin diyoruz. Efendim Mustafa amcamız da mücadele ediyor. Mustafa amcamız da. Kolay gelsin Mustafa amca. Vay hoş geldiniz. Efendim, vay hoş geldiniz. Siz de burada çorbayı ısıtmaya biz de çorbayı ısıtıyoruz. Onlar mangalı ne güzel ayırlar. Yani iş birliği içerisinde. Tabii tabii. İşi işte iftarımızı açacağız inşallah. Efendim, Allah kabul etsin. Sağ olun. Sizin de teşekkür ederim. Hepsine bütün dünyadaki Müslüman şeyler hepsini Ramazan'ı hayırlara vesile olsun. Vesile olsun. Efendim, size de afiyet olsun şimdiden. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet efendim. İnşallah efendim buralardayız tabii. İşte görmüş olduğunuz gibi iftar muhabbetini bugün sıcak çirmik kaplıcalarında sürdürüyoruz.
Sevgili seyirciler, işte güzel bir iftar programında daha sizlerle beraber olduk. Bugün sıcak çermik kaplıcalarını gezdik. Hem de sıcak çermik kaplıcalarında iftar efendim yapan vatandaşlarla sohbet ettik, konuştuk. Onların iftar öncesi yapmış olduğu hazırlıkları sizlerle paylaştık. Ve işte ezan okunmakta. Allah herkesin orucunu kabul etsin diyoruz. Ve biz de tabii güzel bir iftar programında sizlerle beraber olup vatandaşlarla konuştuk, sohbetler ettik ve sıcak çermik kaplıcalarında bu güzel efendim kaplıca içerisinde dedik ki efendim bu güzel kaplıcanın her derde deva olduğunu ve sularında şifa olduğunu tüm dünyaya, tüm izleyenlerimize bir kez daha duyurduk. Özellikle eklem romatizmaları tabii sıkıntıları çekenler ve bu konuda kendinizi eğer sizler de böyle biraz kendiniz böyle zinde hissetmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sıcak çermiğe gelip güzel o mineralli, zengin mineralli sulara kendinizi bırakın diyoruz. Ve herkese hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah bu sonuçları kabul etsin diyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Başka bir iftar programında yeniden beraber olmak adına.